Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tekrar bir çiçek bakımı videomla karşınızdayım. Ben yine böyle çiçeklerimle iç içe olmuş durumdayım gördüğünüz gibi. Şimdi elimde çok küçük minnacık bir aloe veram var. Burada kendiliğinden oluştu. Gerçekten hani nasıl oluştu acaba, çocuklar bir küçük parça kesip buraya mı soktular, ektiler, ne yaptılar bilmiyorum ama buradan bu kendiliğinden oluştu. Şimdi ben bunu bu kadar büyük bir saksıda değil de kendine uygun bir saksıya alacağım. Alırken nelere dikkat edeceğim, nasıl bir saksı seçeceğim, bunların hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü aloe vera da maalesef ki çok diğer çiçekler gibi bakımsız kalmaya çok fazla meyilli bir çiçek değil. Özen göstermek gerekiyor. Yani şundan bakımsız kalmaya meyilli değil derken kastım şu: sürekli sulamak, sürekli üstüne düşmek değil. Çok suladığınızda da ölen bir çiçek, az suladığınızda da ölen bir çiçek. Yani bunun ortasını bulmanız gerekiyor. Çiçeğinizin nabzına göre biraz şerbet vermeniz gerekiyor. O yüzden ben çok güzel bir yöntem uygulayacağım bu çiçeğimi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl bir saksı seçeceğim? Öncelikle onu sizinle paylaşmak istiyorum. Aloe veram küçük olduğu için şöyle küçük bir saksı seçeceğim. Fakat saksımın alt delikleri yok. İçine şöyle bir saksı yerleştirdim. Şeffaf. Şeffaf saksımın alt delikleri var. Bunu içine yerleştirdiğimde tam diple nüfus etmiyor. Yani ben aloe veramı sık sık sulamayacağım için, suyu çok sevmediği için, çok az suladığımda dibe giden su aşağıda nereden baksanız yani bir yarım parmak kadar bir boşluk var. Oradaki su zamanla buhar şeklinde aloe verama yetecektir. Çünkü çok sık sulamayacağım için tamamıyla susuz kalmasını da engellemiş olacağım böyle bir yöntemle. O yüzden şimdilik ufak bir saksıya ekeceğim. Ekerken nelere dikkat ediyorum, hepsini sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde öncelikle aloe veramı buradan çıkarıyorum. Bakalım hemen. Şöyle 2 adet kökü oluşmuş aloe veramı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun köklerine, fıspısımın içine bir adet, tabii ki her zamanki gibi, aspirinimi koyuyorum. Fısfısı suyumun içinde çalkalıyorum. Ve köklerime şöyle bir sıkıyorum. Aloe vera çok suyu sevmediği için köklerime suyu sıktıktan sonra saksıya ektiğimde saksımı sulamayacağım arkadaşlar. Çünkü şu köklerdeki su, onu nereden baksanız bir hafta yetecektir. Hemen saksıma toprağını alıyorum. Yalnız şuradan karışım yapacağım. Biraz buradan, biraz da hazır aldığım torf topraktan ekleyeceğim. Zaten küçük bir saksı olduğu için çok gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi karışımımızı yaptık. Hemen şöyle saksımızı alalım. Aslında şöyle, şuna ekimimi yapayım çünkü bunun altına da toprak gidecek. Buna yapalım, nasıl olsa o saksıya oturtacağız onu. Evet, aloe veramı içine gömüyorum şöyle. Bir taraftan da tutalım. Bastırıyorum elimle, zamanla çökeceği için toprağım, torflu toprak çöker. Her seferinde söylüyorum size arkadaşlar, iyicene aklımızda kalsın. Zamanla çökeceği için çiçeğimizin toprağı azalacaktır. O yüzden şöyle elimizle bastırıyoruz toprağımızı. Şu an için bu toprak yeterli bence. Tamam, şimdi saksımı alıyorum ve aloe veramı bu şekilde bu saksımda yetiştireceğim arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve bildirim zilini açalım ki her yeni videomuzda haberiniz olsun arkadaşlar. Size bildirim olarak videolarımız ulaşsın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.